Akif Beki, Karar Gazetesi. Yolsuzlukla böyle mi mücadele edilir? İBB el değiştirdikten sonra açılmış milyarlarca liralık kamu zararının soruşturulduğu eski dönem dosyalarına el koyarak, iç işlerinde sümen altı ederek, yolsuzluk ve usulsüzlük şüphelerinin üstünü kapatarak mı? yanlış yapmakla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını el uzatmakla, rüşvet yemekle suçlanan bu tür imalarla zan altında bırakarak istifaya zorlanan AK Partili büyükşehir belediye başkanlarını kenara koyup yola öyle devam ederek mi, boyun eğeni aklayarak, cezasını yargıda verdirmeyerek mi? Kamu arazisini peşkeş çekmek vaadiyle onlarca milyon lira dolandırıldığını ihbar eden AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan araba bagajında para sayma görüntülerini çekip servis eden kişiyi şantaj ve dolandırıcılıktan tutuklayarak mı? Devlette kapıları açmak için AK Parti Genel Merkezi'nde işe girdiğini itiraf eden, paçalarından servet akarken göze batmamış, işe her gün başka bir lüks ciple gelirken, derenin suyu nereden diye merak edilmemiş şu büro elemanlarının pudro şekeri skandalını unutturarak mı? Sahi nasıl mücadele ediliyor yolsuzlukla? Yoksa İçişleri Bakanı'nın mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçiyi bildiğini canlı yayında ifşa edip adını savcılığa vermemesi, polisin tespit ettiği bir suç eylemini siyaseten kullanıp işleme koymaması, görevinin yapmaması şeklinde mi? Yahut yargı sürecindeyken namlı bir kara para aklayıcısını içişlerine çağırıp 10 milyonlarca dolar alacağına kalem çektirerek mal kaçırmasına ve kaçmasına göz yumarak mı? Yolsuzlukla nasıl mücadele edilmez gördük, görmedik değil. Örnekleri sıralamakla bitmez. Peki seçime iki hafta kala 2019 tarihli bir para sayma görüntüsünü yeni ve başka bir şeymiş süsüyle sızdırarak ve İmamoğlu'nun 2023'teki CHP kurultayında delege satın almak için dağıttığı paralarmış gibi şaibe çıkararak yolsuzlukla mücadele edilir mi? Bu sorunun cevabını AK Parti bizzat kendi deneyimlerinden bilir. Daha iyi kim bilecek? 17-25 Aralık ise bu ne? 2013'te yargı ve polisteki paralel yapılanma 17-25 Aralık operasyonlarına kalkıştı. Biri 100 milyon avroluk yolsuzluk, diğeri 100 milyar dolarlık rüşvet operasyonu olarak sunuldu kamuoyuna. Önümüz yine bir yerel seçimdi. 31 Mart'a 3 ay kala düğmeye basılmıştı. İlk yazımda tepkim şöyle olmuştu. Bir yolsuzluk operasyonu her zaman sadece bir yolsuzluk operasyonu değildir. Siyaseti dizayn etmek için kurgulanmış, etkisini arttırmak için doğrusuna yalan ve birine bin katılmış zaman ayarlı bir operasyondu. Amaçları gerçekten yolsuzluk ve rüşvetle mücadele olsa siyasete alet etmez, pireyi deve gibi göstermez, zorlama bir algı yaratmakta kullanmaz, sadece somut yolsuzluk ve rüşvet bulgularının üstüne giderlerdi. O zaman ters et etmezdi. Ödendi makbuzu peçeteye yazılan pahalı saat hediyesiyle, çikolata ya da ayakkabı kutusundaki milyon dolarlarla, güya hayırsever iş insanı Reza Zarab'ın bağışlarıyla evde çıkan dev kasalar ve para sayma makineleriyle filan yetinilmedi. Siyasi sonuç doğurması için büyütülünce de kumpasa dönüştü. İktidarı devirmeye ya da devralmaya yönelik bir darbe planının parçası olarak görüldü o tecrübeyi yaşayanlardan yaşadıklarının karikatürü bile olamayacak çapta kurgularla siyaseti şekillendirmeye yeltenmeleri beklenir miydi? 2019 seçimlerinde başkası gelse sanki çalmayacak mı? Hırsızlık bin yıldır var. Müslümanların iktidarına zarar verecekse rüşvet ve yolsuzluktan şikayet doğru değil diye yalan propagandaya fetva çıkartan ve onunla amel edenler kimdi? Aynı takım şimdi CHP İstanbul İl binasının alımı ile ilgili bir elden ödemeye ait olduğu söylenen para sayma görüntüleri üstünde tepiniyor. Bahsedilen meblağ 3 Ak Partilinin vaktiyle İBB'den aldığı ve İmamoğlu'nun geri ödemek istediği kıyak ABD bursları kadar ya var ya yok. Açıklanan haliyle en fazla tapuda düşük göstermek gibi yaygın bir vergi usulsüzlüğüne konu edilebilir. Fakat savcılık jet hızıyla soruşturma başlattı. Benim hırsızım iyi de seninki kötü kafası. Bin yıldır var, kim gelse yapacak diye hırsızlığı savunmuş ve sıradanlaştırmış medya, birden yolsuzlukla mücadele mücahidi kesilmesin mi başımıza? Oysa Dem Parti İstanbul adayı Beştaş'ın başarısı için niye çalışıyor ve dua ediyorlarsa, bu olayda da Habbe'yi onun için kubbe yapıyorlar dertleri karalayarak İmamoğlu'na kaybettirmek değil de gerçekten terörle ve yolsuzlukla mücadele olsa böyle mi yaparlardı? Sana yaradığında iyi, dürüst, temiz ama muhalefete yaradığında hemen terörist, hırsız, kirli oluyorsa dert belli. AK Parti 3Y ile mücadele edecekti kuruluş vaadiydi. 3Y'nin ikisi olan yoksulluk ve yasaklarla nasıl mücadele ediliyorsa, üçüncüsüyle de aynı şekilde mücadele ediyorlar hesabını sandıkla CHP'den adeta sormak, dersini seçimde CHP'ye artık bir güzel vermek suretiyle. Dostlar yolsuzlukla mücadele görsün, hayırlı gazalar.